Teknoloji her geçen gün yenilikler sunuyor ve hayatımızı kolaylaştırırken iletişim konusunda da sınırları aşmaya devam ediyor. Günümüzün çocukları ise teknolojinin hızının da etkisiyle 10 yıl önce çocuk olanlardan bile çok farklı büyüyor. Oyuncakları, tabletleri ya da bilgisayarlar oluyor. Tüm dünyanın ellerinin altında, bir tık uzaklarında olduğunun farkındalar. Tüm bunların iyi yanları olduğu kadar elbette olumsuz yanları da var. Çocukların gözlerini ayırmadıkları tabletlerinde, telefonlarında ya da bilgisayarlarında neler yaptığını da elbette çok fazla bilmiyoruz. Çocuklar soyut düşünme yeteneklerini 12 yaşında kazanıyorlar. Elbette bu bazı çocuklarda daha geç olabiliyor. Bu yüzden uzmanlar çocukların 13-14 yaşından önce kesinlikle sosyal medya hesaplarını kullanmamalarını öneriyor. Bunun yanı sıra diğer pek çok uygulama da çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebiliyor ya da çocukların hayatlarını riske atabiliyor. Gelin birlikte çocukların asla kullanmaması gereken ve ebeveynlerin çocuklarını mutlaka uzak tutması gereken uygulamalara şöyle bir göz atalım. Facebook. Uzmanlar 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyayı kesinlikle kullanmamasını öneriyor. Bunun nedeni ise çocukların 13 yaşından önce soyut düşünme becerilerinin gelişmemiş olması. Facebook ise birçok kişisel bilgi isteyen ve kişinin özel hayatını her yönüyle paylaşabildiği bir sosyal ağ. Soyut düşünme yeteneği kazanmamış çocuklar verdikleri kişisel bilgilerin ya da paylaştıkları fotoğrafların nelere sebep olacağını öngöremiyorlar. Yabancılarla iletişim kurmanınsa güvenli olup olmadığını anlayamıyorlar. Bu yüzden oldukça masum görünse de çocuklar için en tehlikeli uygulamaların başında Facebook geliyor. 13 yaşından sonra Facebook hesabı açan çocukların da en az 18 yaşına kadar ebeveyn kontrolünde olması gerekiyor. Snapchat. Snapchat kişilere anlık görüntüler göndermeye yarayan bir uygulama. Ancak kötü niyetli kişilerin gönderilen görüntüleri kaydetmesi ihtimal dahilinde. Aynı zamanda konum özelliğini kullanarak yabancı çocuklarla tanışmak ya da iletişime geçmek de mümkün. Bu da özellikle 14 yaşın altındaki çocukların kendilerini kanıtlama amacıyla tanımadıkları insanlara fotoğraflar göndermesi ya da onlarla iletişim kurması konusunda bir engel olmadığını gösteriyor. Ancak iletişim kurdukları kişinin kötü niyetli olması birçok kötü sonucu doğurabiliyor. Ya da çocukların Snapchat'te paylaştıkları fotoğraflar yine kendi arkadaşları tarafından kötü niyetle ya da tehdit etmek için de kullanılabilir. Bu yüzden Snapchat'i 14 yaşın altındaki çocukların kullanmaması, 14 yaşından büyüklerin ise mutlaka ebeveyn kontrolünde kullanması gerekiyor. Tinder. 18 yaşın altındaki her çocuk için oldukça sakıncalı olan Tinder, bir flört yani çöp çatanlık uygulaması. Tinder kullananlar konum özelliği sayesinde yakınlarındaki kişilerle iletişime geçebiliyor ve buluşup tanışabiliyor. Elbette tanımadıkları insanlarla flört etmek 18 yaşın altındaki her çocuk için oldukça tehlikeli olabilir. Bu yüzden Tinder çocuklardan uzak tutulması gereken uygulamaların başında geliyor. PUB. Çok oyunculu bir video oyunu olan PUB, aynı zamanda insanlarla sesli ve çevrim içi konuşma imkanı da sunuyor. Bu da çocuğunuzun oyun oynarken tanımadığı insanları konuşabileceği anlamına geliyor. Doğruyu yanlışı ayırt edemeyen yaştaki çocukların bu oyunu oynarken tanıştıkları kişilerden zarar görme ihtimalleri de yüksek. Ayrıca oyun fazlaca şiddet de içeriyor. Özellikle 14 yaşın altındaki çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuz etkiler de bırakabilir. Whisper. Kullanıcıların çektikleri fotoğrafların üzerine sırlarını yazıp paylaşmalarını sağlayan bu uygulama Whisper özellikle çocuklar için çok tehlikeli olabilir. Dünyada yaklaşık 20 milyon kullanıcısı bulunan uygulamada tecavüzden şiddete birçok farklı konuda sırlar paylaşılıyor. Bunları okuyan çocuklarsa psikolojik olarak olumsuz etkilenebiliyor. Ayrıca bir çocuk burada bir sırrını paylaştığında o paylaşıma diğer kullanıcılar tarafından yorum yapılabiliyor. Yani çocuklar yapılan kötü yorumları okuyabiliyor. Bu da onları depresyona hatta intihara sürükleyebiliyor. Bu yüzden çocukların böyle bir ağdan kesinlikle uzak tutulması gerekiyor. Tumblr. Tumblr aslında bir sosyal ağ ve blog sitesi. Kullanıcıların kendi bloglarını oluşturup video, fotoğraf, metin ya da bağlantı gibi formatlarda paylaşım yapmasına olanak sağlıyor. Uzaktan oldukça masum görünse de aslında çocuklar ve gençlerin hayatlarında birçok şeyi paylaşmalarına, yabancılarla iletişim kurmalarına olanak tanıyor. Tüm bunların yanında çocukların karşısına pornografik içerikler de çıkabiliyor. Bu da çocukların cinsellik algılarının ve psikolojilerinin bozulmasına neden oluyor. Tüm bu sebeplerle çocuğunuzun Tumblr kullandığını gördüğünüzde mutlaka müdahale etmeli ve kontrol altına almalısınız. Instagram. Instagram belki de birçok ebeveynin zararlı olduğunu düşünmediği bir uygulama. Ancak listede yer alan diğer uygulamalar gibi yabancılarla iletişim kurmaya izin veren Instagram aynı zamanda çocukların fotoğraf paylaşmasına da imkan tanıyor. Paylaştıkları fotoğraflar kötü niyetli kişiler tarafından rahatlıkla
rahatlıkla kullanılabilir. Bu da kötü sonuçlar doğurabileceği anlamına geliyor. 13 yaşından küçük çocukların kesinlikle Instagram kullanmamasını, 13 yaşından büyük çocukların da ebeveynleriyle birlikte paylaşım yapmaya özen göstermeleri gerekmekte. Ekşi sözlük. Ekşi sözlük kullanıcıların açılan başlıklarda paylaşım yapmalarını olanak sağlayan bir platform. Bazı filtrelemeleri olsa da ekşi sözlükte pek çok farklı konu gündeme gelebiliyor. Bu konulardan bazıları çocukları olumsuz etkileyebiliyor ya da yanlış yönlendirebiliyor. Bu yüzden en az 12 yaşına kadar hiçbir çocuk ekşi sözlük kullanmamalı. Ask.fm, dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Ask.fm bir soru sorma uygulaması. İsteyen kişi bana sorunu sor diyerek profilinde paylaşıyor ve onu tanıyan tanımayan herkes soru sorabiliyor. İsim belirtilmediği sürece soruları kimin sorduğu bilinmiyor. Anonim olarak gelen sorular çocuklar için psikolojik anlamda olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu yüzden özellikle 12 yaşından önce kullanılmaması öneriliyor. Ebeveynlerin ise çocuklarının tabletlerinde ya da bilgisayarlarında bu uygulamayı barındırmamaları önemli. Ask.fm'le aynı işleve sahip bir diğer uygulama da CuriousCat. Twitter. Twitter kullanıcılarının en fazla 280 karakter olacak şekilde paylaşım yapmalarını sağlayan bir sosyal ağ. Aynı zamanda fotoğraf ve video paylaşımına da imkan tanıyor. Mesajlaşma özelliği sayesinde birbirini tanımayan kişiler iletişime geçebiliyor. Ayrıca milyonlarca kişinin kullandığı bir sosyal medya kanalı olduğu için şiddet ya da pornografik içeriklerin filtrelenmesi oldukça zor bir hale gelebiliyor. Twitter kullanan çocukların karşısına şiddet içeren ya da pornografik içerikli paylaşımlar da çıkabilir ve bu da psikolojilerini olumsuz anlamda etkileyebilir. Aynı zamanda kötü niyetli kişiler çocuklarla iletişime geçip onları kandırabilir ya da kişisel bilgilerine ulaşabilir. Bu yüzden 13 yaşından önce asla kullanılmaması, 13 yaşından 18 yaşına kadar da ebeveyn kontrolünde kullanılması gerekiyor. İnci sözlük. Tıpkı ekşi sözlük gibi inci sözlük de kullanıcıların açılan başlıklarda paylaşım yapmalarını olanak sağlıyor. Ancak inci sözlüğün kuruluş amacı ekşi sözlükten tamamen farklı olarak yetişkin eğlencesine dayalı. Bu yüzden çocuklar inci sözlükte hiçbir şekilde vakit geçirmemeli, hatta bu setin varlığını dahi bilmemeli. Ondan uzak dursun, bundan uzak dursun. Peki çocuğumun tabletinde ne tür uygulamalar olacak diyenlere bir önerimiz var. Mental App gibi uygulamalar olsun. Örneğin Mental App çocukların düşünme ve öğrenme becerilerini, hafıza, dikkat, görsel ve sözel becerilerini geliştiriyor. Çocuklar bir yandan eğlenceli oyunlar oynarken öte yandan zihinsel becerilerini geliştirebiliyor. Dolayısıyla Mental App gibi faydalı ve eğlenceli uygulamaları tercih edebilirsiniz. Hoşçakalın.